ne yapacağını gördün mü? Ne yapacağını biliyor. Şöyle girmez. Jantlar pahalı. Şimdi araç burada onarılmaya geliyor. Biz onarken zarar versek hava 7 derecenin altına düştükten sonra aslında zorunlu takmak lazım. Malumunuz bir de bizim Türkiye'de kış erken gelen bölgelerimiz var. Onlarda da erken takmak lazım. Kasım'ın birinde takmak lazım aslında. Şimdi kış lastik kışa uyumlu olarak üretiliyor. Vakumludur lastik. Lastikte kılcal damarlar var. Bir de soğuğa karşı lastik sertleşmiyor, yumuşak kalıyor, yol tutuşunu artırıyor. Yaz lastiği tam tersini yapıyor, yol tutuşu azalıyor lastikte ve bu da tehlikeli bir sürüş sunmuş oluyor size. %90 kaza yapma olasılığınız %90. Karda, buzda mutlaka kış lastiği takmanız lazım. Kış lastiği yoksa zincir takmak zorundasınız. Zincir de lastiğe, asfalta, araca zarar veriyor. Şöyle lastik üzerinden göstereyim size. Bu bir yaz lastiği. Desenlerine dikkat edin. Bu da kış lastiği. Tamamen farklı lastikler. Şurada kılcal damarlar var. Vakumlu lastik aslında bu. Lastik vakumlar açılıyor. Karı içine alıyor ve dönüyor. Patinaj olayı da bitiyor. Karda mahsus da kalmıyorsunuz. Ama yol tutuşu da inanılmaz iyi oluyor. Lastiğin ömrü 1.6 milimetrenin altına düştükten sonra lastiği değiştirmek lazım. Zaten üretici firmalar şeyi koymuş. Şurada dikkat edin. Bir tane çıkıntı var. Şu diş çıkıntıyla sıfırlandıktan sonra lastiği kesinlikle değiştirmek lazım. Lastik sadece dönen bir nesne olmuş olur. Yani TSE belgeli servislerde takmalar daha uygundur. Onlar işe daha hakimler. Bir de lastik takıldığı zaman subabına çok dikkat etmek lazım. Jantını çizmemeye dikkat etmek lazım. Biraz önce gördüğünüz lastik takılırken janta hiçbir şey dokunmadan, değmeden biraz daha bu işlevli servislerde değişirlerse onların yararına olur. Vatandaşına yararına olur. Daha sağlıklı olur. Güven içinde olurlar. Birinci sınıf lastikler dediğimiz lastikler araç üreticilerinin tavsiye ettiği lastikler. Yani siz sıfır araç alırken üstünde hangi marka lastik varsa o ana marka dediğimiz markaları kullanmaya dikkat edin. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıf lastik biz tavsiye etmiyoruz. Yani mutlaka rot ve balans ayarını mutlaka yaptırmanız lazım. Sürüş konforunuz azalır. Lastiğin ömrü azalır. Balans bozuk olursa titreşim yapar araç. Lastiğin yol tutuşu azalır. Rotarı bozuk olunca aracınız sağa veya sola çeker. Lastiklerinizi içeriden veya dışarıdan lastikleriniz yeme yapar. Onun için onları mutlaka 10 bin kilometrede bir yaptırmaya dikkat edin. Ama lastik değiştiği zaman mutlaka yaptırın. Servise mi gitmiş yoksa normal?